Hello hello hello! Yüksek Dozda Yaşam kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir saç, yepyeni bir model ve Fay firmasının yine göndermiş olduğu bu harika peruğu hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Kendimi böyle İzmir'den Çeşme'ye atmışım. Hava çok güzel, sıcak. Otostopla gitmişim. Aynanın şarkısı kulağımda. Cebimde ucu ucuna yetecek bir para. Ve içimde umutlar. Bir çanta ve anılar koyuldum yola. Akdeniz, merhaba. Çeşme'ye gideniz olsa da arkadaşlar, Akdeniz, Ege fark etmez. Şu pandemi bitse de kendimiz böyle bir kendimize gelsek, sımsıkı birbirimize sarılsak, eski günlerden daha iyi olsak hatta diye içimden geçiriyorum arkadaşlar ve sizlerle paylaşmak istedim bu durumu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere yepyeni bir perukla daha sizlerleyim. Peruğuma geçmeden önce harika gömleğimden bahsetmek istiyorum. Dedemin dedesinin çeyizinden kalma diyebilirim buna. Çok eski bir gömlek arkadaşlar. Ondan ana ta bana kadar gelmiş. Gördüğünüz üzere manşetlere bakar mısınız? Çizgiler, renkler, bayağı bir eski gömlek. Annemler, anneannemle birlikte böyle eski çıfıççı çarşısı hepimizde vardı biliyorsun, yüklüklerde böyle. Onları karıştırırlarken abime dediler ki bu gömleği giyer misin? Yani makara olsun. Abim de kesinlikle giymem ben, bu ne dede işi falan diye. Dedim atmayın, ben giyerim. İşte o gün bugün oldu ve ben giydim arkadaşlar. Gömleğe bayıldım. Muhtemelen normal hayatımda da kullanacağım bir gömlek. Bir tane daha var. İnşallah onunla da video çekmeyi nasip eder Allah bana. Evet arkadaşlar, geçelim isterseniz. Saçlarımız nasıl takılıyor? Bu rasta olan saçlar, iç kısmı nasıl? Hepsi birbirinden farklı değil gerçi ama ben yine de aklınızda soru işareti kalmasın diye bu videoyu çekiyorum. Hem firma sahiplerimiz satın alacak kişilere bu videoları izletiyor. Hem de ben kendim satışını yaptığım peruklar için de çok güzel oluyor arkadaşlar. Dilerseniz sizi daha fazla bekletmeden, heyecanlandırmadan hemen geçelim. Evet arkadaşlar, dilerseniz kutumuzun içeriğine geçelim. Hemen kutumuzu açalım. Neler var neler yok. Biliyorsunuz ki bir kitapçığımız var. Kullanım talimatları ile ilgili bir kitapçığımız bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere nasıl takılır, bolenin şeklini nasıl tutacağınız konusunda, iç kısımdan nasıl geçireceğiniz konusunda hepsi yazıyor arkadaşlar. Tabii ki İngilizce olarak yazıyor ama sizler Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Bir bone geliyor hediye olarak. Normalde bunlar parayla satılıyor ama firmamız bize özel hediye olarak gönderiyor. Yine bir kirpik geliyor arkadaşlar. Her aldığınız üründe bunlar eşantiyon olarak geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve tabii ki muhteşem bir peruğumuz var. Dilerseniz hemen nasıl taktığımıza geçelim. Birlikte hem sohbet edelim hem de inceleyelim. Şimdi arkadaşlar, saçlarım yukarıdan toplu ama ben ne yapacağım? Biraz daha aşağıya indireceğim saçlarımı. Bu arada kafamda inanılmaz bir kepek oluştu. Sularda çok fazla klor var. Muhtemelen sularla alakalı, havalar bir sıcak bir soğuk. Bilmiyorum ama sularda bir sıkıntı var. Şampuanımı sürekli kullandım şampuan ama anlamıyorum neden olduğunu. Çok sıcak suyla da yıkamıyorum ama saçlarımda ufak tefek böyle kepekler olmaya başladı. Eğer ki sizlerin de saçlarında kepekler varsa şu an yeni değiştireceğim şampuanı sizlere de tavsiye edeceğim. Önce kullanayım. Çörek otlu şampuan farmasını daha önce kullanmamıştım ama şimdi kullanmaya başlayacağım arkadaşlar. Hemen bonemizi takalım. Ne yapıyoruz? Pelçemlerimizi de içeri alıyoruz. Bizim olmazsa olmazımız arkadaşlar, kesinlikle boneyi takıyorsunuz aşağıya. Bone siz kullanmayın çünkü saçınızdan kayacaktır. Mutlaka bonenizle kullanın. Hemen iç kısmı sizlere göstermek istiyorum. Komple tersi çıkartıyorum. Gördüğünüz üzere kalın bir bonesi var içinde. Bu zaten buraya dikili arkadaşlar, bilginiz olsun. Yine ön kısmında bir adet tel tokası var ve arka kısmında bir adet tel tokası var. Her saçın, her peruğun, her kendi bonesinin içinde bu tel tokaların farklı olmasının nedeni saça göre uyarlanıyor arkadaşlar. Saçın modeline göre 4-5 tane olanlar var içinde biliyorsunuz. 2 tane olanlar var. Bazılarında hiç yok bu tel. O yüzden o saçın içindeki bonenin durumuna göre de arkadaşlar bu tel tokaların sayısı artıyor ya da azalıyor. Ama her saça uygun olması için bu bonenin etrafındaki dediğimiz sülyen askısı şeklindeki size'ı ayarlayabileceğiniz askılar
hepsinde mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şimdi kafa size'ıma göre hemen ayarlıyorum. Sizlere göstermek için çıkarttım. Ve kafama nasıl taktığımı daha önceki videolardan muhtemelen izlemediyseniz buraya bütün eski videolarımı tek tek serpiştireceğim. İzleyebilirsiniz. Diğer modelleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Bu size kısmı arkada kalıyor. Ve hemen ben ön kısmı alnımın şu orta yerindeki ilk baklava diliminin içine yerleştiriyorum. Şu an yerleştirdim. Arka kısmı da bakın şu şekilde çekiyorum. İki elimle birlikte çekeceğim. Bilginiz olsun. Yerleştirdim. Ve hoppala. Şimdi kafamda şu an geçmiş vaziyette. Ama ben bunu kafama göre orantılayarak daha önde mi tutmak istiyorum, arkada mı tutmak istiyorum? Tabii ki bunu bir ayna yardımıyla yapmanız gerekiyor. Zaten eliniz gün geçtikçe, kullandıkça alışacak ve saçınızda nasıl duracağı konusunda kafanızın şekline göre siz hemen oturtabileceksiniz benim gibi. Şu an bu şekilde, evet, tam oturdu. Şu ön kısmını da ayarlayalım. İyice saçımın dibine sokayım. Evet, oldu. Şimdi aralarda böyle kendi yumak yumak saçları var arkadaşlar. Bu da kendi saçınızın olduğunu gösteren, yani kendi saçınızmış hissini veren saçlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. İsterseniz öne doğru, isterseniz geriye doğru toplayarak şu şekilde kullanabilirsiniz. Şurada zaten gözüken kıvırcık kıvırcık olan saçlar tamamen perukla alakalı. Bakın bu şekilde isterseniz bir model yapalım birlikte. Biraz daha öne alalım. Eğer ki toplama olarak kullanacaksanız saçlarınızı, alnınızın biraz daha bir parmak daha altında olması gerekiyor. Ki kendi saçınıza çok denk gelmesin arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Dilerseniz önleri bırakıp sadece yukarıdan bir lastik yardımıyla şu şekilde toplama yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle. Dilerseniz daha önce de yapmıştım biliyorsunuz. Şu şekilde kıvırarak topuzlar yapabilirsiniz. İstediğiniz modeli istediğiniz şekilde uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen artık sizin hayal gücünüze, kullanmak istediğiniz şekle, modele göre karar verebilirsiniz bunu. Ben bunu daha çok açık kullanmayı ve yukarıdan sadece bu muhalleyi tarzında toplamayı böyle rahat, salaş şekilde kullanmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Daha böyle bohem bir hava yakalamak istediğim zaman biliyorsunuz o kinky kıvırcık saçlar, afro dalgalarında topuzları çok seviyorum, kabartılmış saçları. Onlar daha güzel, daha şık duruyor. Yani benim tercihime göre böyle. Tabii sizlerin kendi beğenisine göre de siz bu saçlara model verebilirsiniz. Eğer ki ilk kez bu video sayesinde kanalıma geldiyseniz ki hoş geldiniz. Bana destek olmak için abone olmayı, bu videoyu, konusunu beğendiyseniz, daha fazla peruklardan haberdar olmak istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Tüm videolarımı da arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da kanalıma destek olmak için bana abone olabilirler. Ayrıca bu bilgilerden de faydalanabilirler arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kalbinizin sesini dinleyin. Hoşça kalın.